Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet efendim, devam ediyoruz. Stüdyo New York kısmındayız. İlker Önel'le konuşmamıza devam ediyoruz. Tüccarlar Kulübü Başkanı Sayın İlker Önel. Bu bölüme birazcık aslında global taraftan bakmak istiyorum. Trump geldi. Korkuyor musunuz öncelikle? Avrupa bayağı korkuyor çünkü. Evet, haklı bence. Çünkü daha önce yaşanmış işte 1-0 modeli var Trump'ın. Ama tabii geçen bir yorumları dinledim. Ama o ilk geldiği gibi olmayacak bir beklentisi de var. Hani oradaki belki politikalarla alakalı olarak. Ha, bir kısım daha ayrı işte Çin'le alakalı yok. %60 vergi. İşte Avrupa'ya %10 ek vergi falan. Tabii yani biraz özellikle de sert bir üslubu olduğu kesin. Bazı şeyleri düşünmeden de yapabiliyor. Dolayısıyla da hakikaten bir global pazar anlamında bir sıkıntı olabilir. Avrupa açısından, Çin açısından çok ciddi sıkıntılar olabilir. Çünkü bu bahsettiğimiz ülkelerin Amerika'ya ciddi anlamda ihracatları var. Çin ihracatı var. Çin oradan eğer bir boşluk yakalarsa diğer piyasalara çok agresif saldırabilir. Bu bize dezavantaj yaratabilir. Tabii bunları iyi değerlendirmek, iyi bir projeksiyon almak lazım. Tabii biz ihracatçılar olarak da bunların tabii hesabını yapmamız lazım. Şu günden yapmamız lazım. Çünkü gidişat özellikle de mesela Almanya işte bir siyasi ciddi anlamda bir sıkıntısı tabii, Maliye var. Maliye Bakanı görevden aldı. Evet, çok... Ya bu neoliberallerle küreselciler arasındaki savaş hiçbir yerde bitmiyor gibi. Aynen. Yani Almanya'da şey de düzelmedi. Yani hakikaten ekonomik veriler de çok süperdi, gitmiyor. Yani tamam, evet enflasyonla alakalı belli bir şeye ulaştılar. Ama hala taleple anlamında işte fabrika siparişleriyle alakalı. İşte otomotiv, mesela ben bakıyorum orada ciddi otomotivlerinde ciddi sıkıntılar var. Üretim süreçlerini durdurmuşlar çok uzun yıllardan sonra. İşte istihdam çıkartıyorlar falan, azaltıyorlar. Dolayısıyla da bizim ana ihracat pazarımız orası. Oradaki özellikle de bir olumsuz gelişme bize maalesef negatif yansıyacaktır. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Bizim geldiğimiz nokta itibariyle tabii geçtiğimiz senelere kıyasla artış hızımızda yavaşlama var ihracatta. Ama yine de işte 250 milyar dolar civarında bir yatay şekilde o averajı tutturuyoruz. Evet. İlker Bey, şimdi sevgili Remzi Akkök editörümüzden rica edelim. O dolar endeksini sevgili Remzi birazcık böyle ortamızda tutarsan birkaç dakika sevinirim. Çünkü 106'lara gelen bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Euro dolar paritesinde de peyderpey geri çekme devam ediyor. Çok güzel bahsettiniz. Almanya'daki o siyasi kaos diyelim, değil mi? Evet. İşte erken seçime gidiyor, şovs vesaire. Şu anda gördüğüm kadarıyla bilmiyorum rakamı göremiyorum. Siz görebiliyorsanız bana söyleyin. Evet. 106'dır herhalde. 106.69. Yani. Aynen. 106.69. Neredeyse 107 olduk. Evet. Euro dolarda dün belirttiğim senaryoda 1.0480'leri vermiş. Şimdi dekim oraya gidiyoruz ama bu devam ederse Avrupa'daki daralma muhtemelen 1.03-1.02'leri de görebiliriz gibi görünüyor. Şimdi bu tabloda ihracatçı ne? Yani sizin için daha da kötü bir tablo mu oldu? Çünkü dolar maliyetleriniz, gerileriniz euro ise eğer biz Avrupa'ya satıyorsak o zaman bu tabloda Merkez Bankası'nı tekrar düşündürmeye iter mi ve size nasıl bir darboğaza sokacak? Kesinlikle öyle. Bugün ana şeye baktığımız zaman, bizim ham madde tarafına baktığımız zaman, ara malı muamele baktığımız zaman evet biz dolar ithalatı yapıyoruz. Dolayısıyla da dolardaki bir güçlenmenin hem içerideki enflasyonla mücadele programına bir negatif yansıması olacaktır. Hem de ihracattaki kar marjını ciddi anlamda düşürecektir. Çünkü eurodaki bir değer kaybının bizim gelirimizi ciddi anlamda aşağı çekeceği aşikar. Dolayısıyla da tabii bunların hepsini iyi bir planlama ve programlama yapmamız lazım. Ama tabii genel makroekonomik olarak Türkiye açısından baktığımız zaman da ihracatımızdaki bir, nasıl söyleyeyim, birim hani kazanç endeksimizde düşüşler olacaktır. Çünkü dediğim gibi doların güçlenmesi hem maliyetlerimizi artıp karlılığımızı düşüreceğimiz gibi hem zaten içerideki bizim TL'deki özellikle de yatay seviye çok dolara karşı yatay gittiği için bir maliyet ayarlaması ihracat tarafında yapamıyoruz. Kur da yeterince artmadı. O da ayrı bir maliyetimiz oluyor. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla da bunları alt alta topladığımız zaman hakikaten kar marjlarını düşürüp dolayısıyla da önümüzdeki dönemde miktar bazında da ihracatımızın azaldığı bir dönem olabilir. Ki zaten son bir yıla baktığımız zaman ihracat birimde değer endeksine baktığımız zaman artış var ama miktar endeksine baktığımız zaman ciddi anlamda düşüşler söz konusu. En çok hangi sektörde bir yavaşlama ya da küçülme görüyorsunuz?
Yani bizim gördüğümüz, baktığımız zaman. Evet, ya biz şimdi ihracat tarafına baktığımız zaman benim en fazla dikkat çektiğim tabii tekstil tarafında ciddi anlamda bir sıkıntı var. Otomotiv tarafında biraz daha ciddi anlamda, kimya tarafında biraz daha sıkıntılar var. Dolayısıyla da gıda tarafı yine fena değil. Hani bir gıda da otonom tüketim vesaire. Evet, daha yani. Bir de tabii coğrafi yakınlık falan da orada devreye giriyor gıda ürünü olduğu için, ama genel anlamda tekstil özelinde, otomotiv tarafında, kimya tarafında biliyorum. Bayağı hani nereden biliyorum? Çünkü istihdam kaybı da yaşanıyor. Dolayısıyla da bizim üyelerimiz de var işin içerisinde. Dediğim gibi aldıkları, özellikle de ihracat yaptıkları ülkelerde fiyat tutturma konusunda şu an maalesef başarılı olamıyoruz. İşsiz sayısı 3 milyon 100 bin açıklandı. Yüzde bakıldığında yani işsizlik oranını kontrol ettiğim zaman yine %8.6 yaşayın. %8.6 İlker Bey. Datalara ben de çok data geliyor tabii, biliyorum bazen. Şimdi bu değişmiyor. Değişmemesinin temel sebebi ne? Yani ülkede bu kadar şeyi tartışırken hani olumlu olsa olumlu şeyleri de konuşacağız. Eyvallah, ama daha çok bu kadar daralmadan bahsederken işsizlik sizce neden artmıyor? Hatta istihdam yaratabiliyor ekonomi. Nasıl oluyor bu evet, iş? Kısa dönemde düşünüyorum ben aslında Murat Bey. O tabii orada yazın biraz etkisi var. Son rakamlar Eylül rakamlarıydı. Temmuz, Ağustos, Eylül rakamları ortalama yatay seviyede geldi. Ben tabii son çeyrekte biraz yükseleceği kanaati içerisindeyim. Dolayısıyla da hani piyasaların açıldığı zaman, çünkü o kısa mevsimlik çalışanlar dediğimiz kesimin de oraya bir katkısı oluyor. Katkısı. Dolayısıyla da, ama tabii biz orada atıl iş gücüne bakmamız lazım. Atıl iş gücü özellikle çok fazla bizim ülkemizde. Yani 25-26'lar zaman zaman 28-30'lara çıkıyor bu. Yani her 3 ya da her 4 kişiden biri ne eğitimde ne işte. Yani bunu bizim çözmemiz çok lazım. Çok ciddi bir sorun. Çok da. Ciddi bir aynen. Sorun. Tabii kayıt dışı da maalesef var. Dolayısıyla da bunları alt alta topladığımız zaman o rakamlar, yani ben özellikle 8.6'nın çok da bizi yansıttığını düşünmüyorum. Aynen. Rakamlar hep bir illüzyon yaratıyor. İşte bu benim endişem şu. Yani bu illüzyon yaratan kısmından bakarak politika üretiyorlarsa vay halimize. Evet. Faiz üretiliyorsa, enflasyonda bu politika üzerinden ayarlanıyorsa ve söyleniyorsa, ama işi bize bu damıtılarak gelen rakamlar işin iş bu tarafından değil de gerçekler tarafından geliyorsa sevindirici. Tabii, evet. Ama benim endişem sanki bu taraf biraz daha ağırlık basıyor gibi evet, son gelen rakamlarda. Yani, evet, maalesef. Enflasyon özellikle bir türlü tutturulamaması vesaire. Dolayısıyla burası önemli. Şimdi bize döneceğimiz zaman yani 2025 birazcık daha iyi geçecek gibi deniliyor İlker Bey. Bunun en temel sebeplerinden biri de işte siz çok güzel biliyorsunuz ve özetlediniz. Merkez Bankası faiz indirirse şirketlerimizin, küçük orta büyük ölçekli şirketlerimizin en azından kredi maliyetinin birazcık aşağı gelmesinden dolayı toparlanır. Biraz da yatırımlara başlar ufak ufak gibi gözüküyor. Siz yatırım yapmadığınız sürece yabancı neden yatırım yapsın diye sormak istiyorum. Yani hep biz yabancıyı bekliyoruz ya. Bir taraftan da düşündüm ki ya Murat dedim bir iş yaratsa hani. Diyelim ki işten ayrıldım ya da çıktım, yani hani Allah korusun. Evet. Hani Allah korusun da iş insanı oldum diyelim, evet. Şöyle zor, ülke zor. Zor, evet. Yani bir siyasetçi olmak çok zor ülkede biliyorsunuz. Bir de şey iş insanı, yani gerçekten de bir sürü şeyle uğraşılıyor. Şimdi bunu yaptığım zaman iş kurmak istemediğimi fark ettim. Çünkü Ankara ne diyor, o ne diyor, bu ne diyor, bir sürü değişim veriler var. Şey yapmıyor ha, yani. Aynen. Dedim ki yani ben yatırım yapmıyorsam bu ülkenin bir vatandaşı olarak neden yabancı yapsın ki? Doğru. Tabii yani bunun işte çeşitli sebepleri var ciddi anlamda. Tabii yani bu pandemi falan da çok yordu Murat Bey, reel sektörü. Yani o hiç beklenmedik bir olaydı. Orada ciddi anlamda herkes öz kaynaklarını kullandı. Biz zaten çok uzun yıllardan beri baktığımız zaman bir enflasyonla mücadele içerisindeyiz. Evet, 2002 ile 2005 ya da 2002 ile 2008 arasında tek haneli rakamlara düştük, ama onun genel dışına baktığımız zaman hep yüksek rakamlarla alışmışız. Yani bizim özellikle bizim yaş grubu hep enflasyonla büyümüş, yaşamışız. Dolayısıyla da işletmelerin maalesef kaynakları çok ciddi şekilde eridi. Özellikle de küçük ve orta ölçekli işletme. Belki büyük işletmeleri bunun dışına koyuyorum. Çünkü işte hedge mekanizması, biraz daha hazine tarafları var. Belki bir farklı yerlerde pozisyon alabiliyorlar. Ama biz bugün mikro ve küçük ölçekli işletmelere baktığımız zaman, ki bu %70, %80'den fazla tüm KOBİ'lere baktığımız zaman bu işletmeler, yani lokomotif dediğimiz işletmeler. Bunlarda böyle bir seçenek de söz konusu değil. Dolayısıyla da burada çok ciddi anlamda bir devir oldu. Yani çok ciddi şekilde işi bırakanlar oldu, el değiştirenler oldu. Ki bu son birkaç yılda emin olun, çok büyük boyutlara ulaştı. Yani biz bugün bir yere gidiyorsunuz, bakıyorsunuz,
6 ay içerisinde el değiştirmiş. Gidiyorsunuz 6 ay tabii. içerisinde yer değişmiş. Bu tabii bu da ülkenin ne kadar yapsa reform yapıp yapmadığını. Yani bu piyasanın çalışma mekanizması açısından güzel bir şey değil. Yani hakikaten bugün yurt dışına baktığınız zaman bugün işte farklı ülkelere bakın. Burada isim telaffuz etmeyeyim. Gidiyorsunuz dükkanında adamın 1850 yazıyor. Çoğuna bakıyorsunuz, işletmelerine bakıyorsunuz fabrikanda 1850, 1790. Yani bizde böyle işletmeler yok. Onlar hep korumaya yönelik bir kültürleri var. Biz mesela çöpü bile atıyoruz, onlar çöpü atmıyorlar. Bu bile hani onu muhafaza ettiğini gösteriyor. Tabii tabii yani. Kültürünü, binasını, evini, her şeyini muhafaza ediyor. Her şeyini ama demek ki makro ekonomileri de demek ki belli bir düzeyde. Sadece kendilerine işte yatırım yapıyorlar, istihdamı iyileştiriyorlar, üretim yapıyorlar, Ar-Ge'yi geliştiriyorlar, verimliliği arttırıyorlar. Evet. Bunları konuşuyorlar. Biz bunlara gelemiyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde. Bunlara geldiğimiz zaman bence işte bu yapısal dediğimiz işte hem ülke gündeminin yapısal anlamda farklı alanlarda iyileşmesi hem de işletmelerin yapısal anlamda iyileşmesi olduğu zaman bence evet oturup işte artık biz şunlarla mücadele edeceğiz, şunlarla rekabet edebileceğiz diyebileceğiz, bunları konuşacağız. Şu an maalesef özellikle son 4-5 yıla baktığımız zaman, 2020'den itibaren buraya baktığımız zaman yani reel sektörün karşılaşmadığı şey kalmadı. Yani Allah korusun. Bir uzaylılar var. Dün Amerikan Sentrosu'nda UFO oturumu vardı biliyorsunuz. Öyle mi? Evet, evet. Çok enteresan. İki senedir yapılıyor. Dün izledim. Yani UFO riskinden bahsediliyor. 2030'a kadar özellikle dünyayı uzaylı istilasından bahsediliyor. Bir Allah korusun iş dünyası. Yani yok kaldı yani. Başka bir şey kalmadı. İlker Bey sonuna geldik. Var mı beklemek istediğiniz? Efendim çok teşekkür ediyorum. Beni yayına kabul ettiğiniz için çok güzel bir sohbet oldu. Kesinlikle. Hem reel sektörün anlatmak hem de son durumumuzu anlatmak, son gelişmeleri paylaşmak. Hatta uzaylılara kadar çıktık. Yani. Daha ne olsun çok efendim. Çok teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar sağ diliyorum. Olun. Hayırlı ben işler diliyorum. İlker Öner'le birlikte konuştuk. Programın sonuna geldik. Yarın görüşürüz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.